Karbonhidrat daha kolay ve ucuz ulaşıldığı için protein, et ağırlıklı gıdalardan daha çabuk tüketiliyor ve bu da ister istemez kiloya sebebiyet veriyor. Evet, zaten kilo almanın en büyük sebebi zaten karbonhidrat. Yani karbonhidrat da değil yani aslında. Yani esas problem şeker. Yani bizim en çok büyük derdimiz şekerle ilgili. Yoksa mesela diyelim ki ıspanak yedin, pırasa yedin, maydanoz yedin, bu da karbonhidrat. Ya da meyve yedin, onlar da karbonhidrat. Yani bizim problemimiz karbonhidrat almak değil. Zaten bizim besinimizin zaten %60-70'i karbonhidratla olması lazım zaten. Yani gidip de %80 proteinle beslenecek halimiz yok. Zaten öyle bir şey yok. Yani doğru beslenme şekli o değil. Yani, öyle beslenenlere de uyarı olsun o tabii zaman. Tabii ki. Yani zaten yani besinimizin büyük bir kısmı yine karbonhidrattan olacak ama yediğiniz karbonhidratın da biçimi önemli. Mesela şeker. Şeker dediğimiz şey şu anda mısır şurubundan elde edilmiş, GDO'lu mısır şurubundan elde edilmiş şeker. Özellikle bütün tatlarda konulan şeyler, işte küp şekerler, kesme şekerler, toz şekerler, bütün tatlara konulan şekerlerin hepsi mısır şurubu çoğunlukla ağırlıklı. Eskiden şeker pancarıydı, o bile artık çok azaldı. İşte. Daha çok mısır şurubundan elde ediliyor. Son derece sağlıksız ve son derece zararlı. Yani tatlı belki günümüzün zehiri diyebilirim şeker için. Yani tatlı yerken falan böyle 1000 kere düşünmek lazım. Mutlaka her evde de var ama hocam. Şimdi var. Tatlıyı sevenler de ister istemez hocam dikkatlice dinliyoruz ama şimdi tatlı seven bir grubuz. Ne yapacağız? Kekler, vallahi börekler, ben yemiyorum vallahi. Baklavalar. Olsa yemez ben misiniz hocam? Kadar uzaktır. Yok. O zaman evinize mümkün olduğunca yani olsa bile almıyorsunuz. Yani diğer aile bireyleri yiyor ama ben yemiyorum yani. Mesela çay, kahve tüketiminde şeker? Yok, yok. Hmm. Onlar kesinlikle yok. Zaten ben 30 yıldır çayı şekersiz içiyorum. Kahveyi şekersiz içerim zaten. İçenler o zaman tehlikede diyebilir miyiz? Yani şeker... Çünkü dengesini yani, tatlandırma olarak ayarlayamazsa. Yani zararlı. Zararlı. Yani tabii şimdi eğer şeker hastasıysan, obeziten var ise zaten çok büyük zarar. Ama diyelim ki şeker hastası değilsin, zayıfsın, şeyin kilon iyi. O zaman tamam hani yiyebilirsin. Arada kaçalım. Kaçırabilirsin ama yani şeker hastasının ve obez olan kişinin kesinlikle yememesi lazım. Zaten dikkat ederse de kilo verdiğini de sağlıklı bir şekilde görecektir. Doğru mudur hocam? Kesinlikle. Ben zaten yani hastalarla diyalogumda genelde hani bütün hastalarıma da aynı şeyi söylüyorum. Şeker yiyecek içecek. Yani aklınıza ne geliyorsa. Hem içeceklerde işte gazlı içecekler olsun. İşte baldır, reçeldi, pekmez, aklınıza ne geliyorsa, yani içine şeker atılmış, bütün şeylerden uzak durun diyorum. Güzel tadı olanlar, aman dikkat diyoruz. Yani peki, hani çikolata falan da hani bazı böyle çok seviyorlar çikolatayı, o da bir tane çikolata diyorum. Hani biraz o şeker oranı daha az, madem çikolata yiyeceksin, o öyle o şekilde ye. Yani tatlı yiyeceksin de mümkün olduğu kadar az yani, yani uzak durun diyorum. Ve ekmek yeme alışkanlıklarını da işte onlar da hani değişti. Mesela sabah kahvaltısında çoğu böyle çalışan ne yapıyor? Gidiyor işte poğaça alıyor. Poğaça, börek, simit. Evet. Yani eskiden ben de yapıyordum da şimdi onlar tamamen bitti. Uzaklaşmak evet, gerekiyor. Evet tamamen bitti. Hiç ağzıma sürmüyor. İşte kolayına beslenme hocam. Hepimiz yapıyoruz dönemsel. Yani kolay beslenme gibi duruyor. Öyle poğaça, simit hani sabah böyle geçiştirelim falan ama ben önce onun yerine eğer yapabiliyorsa tabii olanakları varsa işte domates, zeytin, peynir, biber, kırmızı biber, yeşil biber, yumurta, böyle az pişmiş haşlanmış yumurta gerçek falan yapabiliyorsa son derece ideal kahvaltı biçimi bu. Bu şekilde yaparsa o zaman kilo almaz. Kimse kilo almaz yani. Yani yemek yemekte sıkıntı yok. Mesela 3 öğün ye, 5 öğün ye, 2 tabak ye, 3 tabak ye. Denge sıkıntı değil yani. Doğru beslenme. Sıkıntı ne kadar yediğin değil, ne yediğin. Çok güzel. Yani şeker ve ekmek türleri. Sofrada o zaman hocam. Yani özellikle şeker hastasıysa ve obezse kesinlikle zaten ben tamamen kesmeli yani öneriyorum. Ama şeker hastası değil, normal kiloda bir insansa tam bu da ekmeğinden. Tam yani onda da sonuçta vitamin var. Yiyebilir tam buğdaydan ama. Beyaz ekmek kesinlikle zarar. Şimdi hiç vitamin yok. Tamamen posa. Yediğin anda direkt şekere dönüşüyor ve diğer çok insülin çok hızlı bir şekilde yani glisemik indeksi çok yüksek ekmeğin. Özellikle beyaz ekmeğin.
çok hızlı bir şekilde şekeri yükseltiyor, insülini yükseltiyor ve o insülin zaten ne yapıyor? Depo olarak onu yağa dönüştürüyor. Ve o zaman işte karaciğerde yağlanma, göbekte yağlanma. Ve ondan sonra da işte problemler başlıyor. Yani karaciğer yağlanması aslında belki de çağımızın belki de en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Yani obezite diyoruz. Obezitenin esas altta yatan problem bu karaciğerdeki yağlanmadır. Karaciğerdeki yağlanmayı da ne gösterir? Göbekteki yağlanma gösterir. Mesela göbek çevrenizi ölçün. Şimdi karaciğerdeki yağlanmaya nasıl bakacaksın? Göremezsin karaciğerdeki yağlanmayı ama göbek çevrendeki yağa bakarak karaciğerdeki yağlanmayı da az buçuk tahmin edebiliyoruz. Mesela bir insanın göbek varsa karaciğerinde yağlanma vardır. Hmm.